Bu dersimizde SQL'de WHERE komutunu inceleyeceğiz. WHERE komutu kayıtların ekrana getirilen kayıtların filtrelenerek getirilmesini sağlar. Yani sorgu üzerinde bir filtre uygulamayı yarar. Bunun için birkaç örnek oluşturacağız. Öncelikle en temel haline bakacağız. En temel hali iki sütun üzerinde bunu gerçekleştireceğiz ve person tablosunu kullanacağız. Burada person tablosu içerisinde business entity ID ve first name sütunlarını ekrana getirmek istiyorum. Burada normal kayıtları getireceğim öncelikle ve bize 19.972 kayıt geldi. Ben bunun üzerinde bir WHERE filtrelemesi uygulamak istiyorum. Bunu da diyorum ki business entity ID'si 963 olan kaydı getir. Şu şekilde. Evet. Business entity ID'si unique olduğu için burada bir adet vardı ve o da şu an ekranda first name bilgisine sıkatmış. Şimdi değiştirelim bunu. Örneğin 38 kayıtlı business entity ID'yi getirelim. O neymiş? Kim? Evet. Gördüğünüz gibi o da ekrana geldi. Bu şekilde en temel haliyle bir WHERE filtresi uygulayabiliriz. Burada dikkat edilmesi gereken kural şu. Tablodan sonra WHERE yazılır ve hangi sütunda bu filtrelemeyi uygulayacaksak o yazıldıktan sonra eşitlik mi, küçüktür, büyüktür, küçük eşittir, büyük eşittir gibi operatörler kullandıktan sonra istediğimiz, aramak istediğimiz değer yazılır. Örneğin yukarıda biz öncelikle eşittir'i kullandık. Daha sonra eşit değildir operatörü var. Büyüktür, küçüktür, büyük eşittir, küçük eşittir. Between yani aralık sorgulama, like bir değer içerisinde arama, in nokta atışı sorgulama diye özetlenebilir. Örneğin 1, 5 ve 8. ID'ler varsa bunları getir şeklinde bir sorgu hazırlanabiliyor in ile. Bu şekilde kullanabiliriz. Bu operatörleri buradaki eşittirin yerine kullanabiliriz. Yapı bu kadar sade. Bir farklı yöntemi de yukarıda bir şey dikkat ettiyseniz burada tek tırnaklar yoktu. Etrafında tek tırnaklar olmamasının sebebi biz bu tablo içerisinde business entity ID'de bir arama yapıyoruz ve business entity ID hem int integer yani string olmayan bir değer, varchar değil. Bunun içerisinde arama yapabilmek için bir gene integer değer arayabiliriz. Yani bir numerik değer olması gerekiyor. Bu nedenle buraya tek tırnaklar içerisinde bir string gibi değer göndermemiz pek iyi olmaz. Bu nedenle bu şekilde çalıştırdık. Ancak bunun diğer versiyonunda yani tek tırnaklı hali de bu sorgu içerisinde çalışacaktır ve aynı kayıtları bize getirecektir. Mesela 38 yazıyorum. Bize kim getirecek? Evet. Bunun sebebi ise birincisi buradaki değer integer business entity ID ve 38 de bir integer değer. Yani buradaki değer string değil. O nedenle SQL Server motoru bunu etrafındaki tek tırnakları yok sayarak içerisindeki integer değeri arama işlemiyle gerçekleştiriyor. Bunu Oracle'da yapıyor. Bu şekilde bir kullanıma sahip. Bir diğeri stringleri arama. Bunun için de ben distinct de kullandım burada. First name'i yani adı Alex olan kayıtları getireceğiz. Burada tek tırnak kullanmamız zorunlu stringlerde.
Aksi halde çalışmaz. Gördüğünüz gibi bize kaydı getirdi. Tek tırnaksız hali ise bu şekilde hata verecektir. Böyle ver filtrelerini çok sıklıkla kullanacağınız bir sorgulama şekli de diyebiliriz.